Atatürk tam elegant delikanlıymış ya. Acayip iyiymiş. Bak, başkanlık sistemi ta o zaman teklif etmiş Amerika. Hemen reddetmiş. Ayrı devlet kurmak istiyorlardı. Asla hiçbir şekilde kabul etmedi. Yani yiğitliği, kabadayılığı müthiş. Kibarlığı şahane. Bir de çocukluğumuzda çok soğuk anlatırlardı Atatürk'ü. Böyle üçüncü şey hamur kağıtlara işte şunlar şunları yaptı, harf inkılabı yaptı, şunu yaptı, savaşlar yaptı. Biz gerçek yönünü bir türlü anlayamıyorduk. Baktık ki çok modern, yiğit bir delikanlı, kibar bir delikanlı, klas bir delikanlı, sanat anlayışı mükemmel. Ya o zamanlar çok kaba saba bir sistem var. Birçok insan bayağı kaba saba. Yemeleri, içmeleri, kıyafetleri, her şeyi kaba saba birçoğunun. Hem İngiliz kültürünü hem Osmanlı saray kültürünü birleştirmiş. Acayip asil delikanlı yani. Evet. Şahane. Uslu falan, masası, müziğe olan merakı, kıyafetler. Evet. Ya kardeşim o kumaşlar nedir öyle ya? Kalıp gibi oturmuş. Kravatlar, gömlekler, ceket, pantolon, ayakkabı, her şey çok mükemmel yani maşallah. Ve nezaket, konuşma, kibarlığı, müthiş kibar. O bir misafir karşılaması vardı, onun filmi vardı Atatürk'ün. İsteyim onu. Efendim? İran Şah yöneticisi geliyordu hocam. Hafızan güçlü hanımefendi. Onu istiyorum. Dün bahsetmiş olduğunuz... Dedi gözlerini kısarak böyle hatırladım. Atatürk'ün konuyla ilgili bir sözü vardı, dün bahsetmiştiniz adam bey, onu gösterebiliriz. Başkanlıkla ilgili. Amerikan sistemini uygulamayı hiç aklıma getirmedim. Yasaya aykırı biçimde Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı birleştirmeyi asla düşünmedim. Millet bile yapıyor. Ya çok kibar delikanlı. Atatürk'ün kabadayını da iyi delikanlılığı. Yani acayip kabadayı. Bütün ülkeler falan hep çekiniyorlar. Yani kimse öyle terslik yapamamış. Ve adamlar hepsini masaya oturtturuyor dediği dedik yani. Diktatör miktatör diyor ama kardeşim savaş zamanı bir lider yani tabii ki sözü geçerli olacak. Ona diktatör diyemeyiz ki. Bir kurtuluş savaşı veriliyor. Ülke işgal edilmiş. Yani başta bir lider olması son derece doğal yani öyle bir ortamda ne yapılabilir? Derhal zaten demokratik sisteme geçti. Münasebetsizlik yani çok densizce diktatör miktatör iddiaları. Diktatör öyle mi olur yani? Video gösteririz adam. Evet, göreyim. İran Şah ile konuşması. Tabii arkadaşlığımız çok yakın zamanlardan beri. Çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle şüphesi çok kuvvetten gireceğiz efendim. Hükümet şahı doğurmuştu tabi. Mübarek akıllı cümlen ediyor. Hiç şükür yok efendim. Biz de bütün memleketçe aynı fikir ve kanaatteyiz efendim. Azı bulursanız yukarıya bir görelim efendim. Buyurun. Yani muhabbet şahane ya, bayağı güzel. Kibar, tam salon delikanlısı maşallah, bayağı güzel. İnşallah. Ama çok yazık etmişler ya, Dolmabahçe'ye o insanı koyup, yani alenen orada öldürmüşler. Bazı kişiler yani. Kinin minin, ya kutularla falan, deli misiniz be adamlar yani ya. Kimse de, daha hala duruyor kunun kini kutular, böyle koli hesabıyla. Evet, evet. Ya ben böyle anormallik görmedim yani. Ya soğuk nemli yere niye koyuyorsunuz? İstanbul'da başka yer mi bulamadınız ya? Orada insan yaşar mı kardeşim ya? Evet. Denizin dibinde tam fırtınanın, yani soğuğun, nemin en yoğun olduğu yer ya. Evet. Bu nasıl bir akıldır kardeşim ya? Nasıl acayip bir kafa. Üstelik rahatsız olduğunu görüyorsunuz. Mesela sigara içiyor, içki içiyor. Kimse, ya paşam size zarar verecek. Şu 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 nedenle işte en azından azaltın falan demiyor. Seyrediyorlar. Sonuna kadar seyretmişler. Hep yalnız da bırakmışlar. Etrafında hiç kimse yok dikkat ederseniz.
Bu ne biçim bir vicdandır, nasıl bir akıldır ya? İstanbul'da başka yer mi yok ya? Yani bilmiyorum, gördünüz mü? Acayip soğuk ya. Her denize tamamen açık, acayip fırtına alacak bir yer. Orada nasıl bir insan yaşar ya, ne olur ya? Her türlü hastalığa da yakalanır insan orada. Yani. Neyse, olmuş artık yani kaderde. Tecrübe olabilir. Evet, ama helal olsun, bayağı iyi, aydın bir Türkiye meydana getirmiş. O olmasa Allah'ım şu an bura, ya Mısır'dan falan hiçbir yerden farkı kalmazdı. En hafifinde Mısır olurdu. En hafifinde. Helal olsun, bayağı akıllı hareket etmiş. Yöneticiler de akıllıymış, etrafındakiler de yani bayağı iyi. En zor şartlar işte Allah'ın hikmeti, yoksa normalde rahatça şehit ederlerdi. Ama korunuyor işte, vazifeli ya. İlla ki o vazifesini yapacak. Bak kimse bir şey yapamadı ya. Kaç defa suikast yapıldı, kaç defa suikast, hiçbir netice alamadılar. Yani bayağı ciddi suikastlar yapılan suikastlar. Ya kardeşim, manşetler ayrı, gömlek ayrı, fıraklar, paltolar ya kardeşim, inanılır gibi yani. Ya 57 yaş çok genç kardeşim ya. Ne yapmışlar ya? Ne yapmışlar yani? İnanılır gibi değil ya. Bir de meşhur insanları çok sıkıyorlar ya. Ben biliyorum yani çok. Bütün gözler üstünde, acayip dikkatli, çok saygılı. Ya bırakın kardeşim, normal yaşasın ya. Baksana bakışlar falan çakmak çakmak. Yani. Yabancılara baktım, adamlar ta iliklerine kadar titriyor böyle. Maşallah. Atatürk namaz kılıyor. Hutbe veriyor. Gençler duyuyor, şok oluyorlar. Evet. Hayretler içinde kalıyorlar. Kur'an'ı çok güzel okuyabilen bir insan Arapçasında. Atatürk. Yani Osmanlıcaya vakıf. Çok güzel, mükemmel Osmanlıcası var. Fransızcası mükemmel. Evet. Çok kibar delikanlı yani.